Bazen evde otururken birden canımız çok sıkılır. Bu hissin nasıl olduğunu biliyor musun? Ama eğlenceli fikirlerimizle sonsuza dek sıkılmaktan kurtulabilirsiniz. Dikkatinizin dağılmasına ve neşelenmenize yardımcı olacağız. Öncelikle farklı boyutlarda pomponlar ve eski boncuklar alalım. Küçük pomponları bir kenarından büyük olanlara yapıştıralım ve boncukları da diğer kenarına. Her pompona iki benzer, ipe dizilmiş boncuk yapıştıralım. Üstüne büyük bir pompon daha ekleyelim. Diğer pompona gözleri ve gagayı yapıştıralım. Pomponları ve boncukları bu şekilde bir araya getirelim. Başı üstte, boncuktan boyun, ortada gövdesi ve sonra bacakları. Gövdeye bir tüy yapıştıralım ve başına da başka bir tüy. Şimdi de ahşap çubuklar alalım ve bunları çapraz şekilde yapıştıralım. Uçlarına ince bir ip bağlayarak kuşun gövdesine ve bacaklarını birleştirelim. Şirin kukla kuşumuz sıkıntımızı ve kötü duygularımızı yok etmeye hazır. Hareket ederken ne kadar komik görünüyor. Kesinlikle gülümsemenize engel olamayacaksınız. Şimdi de bir fırça ve boya alalım. Ve tuval, midemiz olacak. Göbek deliğimizin üstüne ve altına siyah boyayla bir çit çizelim. Etrafına kırmızı bir daire çizelim. Dudaklar çizelim ve boyayalım. İçini siyah boyayla renklendirelim. Pembe bir dil ekleyelim. Ve birkaç beyaz diş. Boya kuruduğunda oyuna başlayabiliriz. Dudaklara dokunalım ve yiyelim. Evet, sonunda göbeğimizdeki yağlar bizi neşelendirdi. Çok eğlenceli olacak. Sıradan selfiler sıkıcı ve sizi mutlu etmiyor mu? Arkadaşımın bir fikri var. Saçımızı aşağı sarkıtalım ve ileri doğru eğilelim. Şimdi de arkadaşımız arkasını dönerek bize dayanacak. Sonra ata biniyor gibi yapacak ve biz de başımızı saçımızla birlikte ritimli şekilde hareket ettireceğiz. Ekose bir gömlek giyelim ki fotoğraf ve videolar daha inanılmaz olsun. Hadi gidelim. İşte oldu. Artık arkadaşlarımıza videoyu gösterip onları güldürebiliriz. Aynanın önünde fondöten kalemiyle biraz eğlenebiliriz. Kalemi alalım ve dikkatlice dudaklarımızı gözükmeyecek şekilde boyayalım. Siyah eyeliner alalım. Dikkatlice ince uçlu fırçayla dudaklarımızın üstüne gözler ve bir baş çizelim. Dudaklarımızla çenemizin arasına bacakları olan bir gövde çizelim. Kurbağayı yeşile boyayalım. Çok komik görünüyor. Yüzümüzü saçla kapatabiliriz. Aynanın önüne oturalım ve böcek avlamaya başlayalım. Sadece çok eğlenip role kendimizi fazla kaptırmamalıyız. Şimdi de bir kalem ve biraz dudak parlatıcısı alalım. İşaret ve orta parmağımızın kenarına bacaklar çizelim. Üstüne kalçalar, bel, kollar, boyun ve baş yapalım. Ne kadar güzel bir kadın. Kıyafetini likit rujla boyayalım. Ayakkabılar çizelim. Uygun bir arka plan seçelim ve yürüyüşe çıkalım. Ne yürüyüş ama. Böyle uzun bacakları olduğu için çok şanslı. Şimdi de size eski dergileri nasıl kullanabileceğinizi anlatacağız. Dergileri sayfalarına ayıralım. Uzun bir pipet alalım ve sayfalardan birini bir köşesinden başlayarak pipete saralım. Pipeti sabit tutmak için ortasını ince bir katman halinde yapıştırıcıyla kaplayalım. Rulo yapmaya devam edelim. Sonunda pipeti tasarımdan alalım. Bir sürü tüp yapalım. Bir balina resmi çıktısı alalım. Keselim. Tüpleri kestiğimiz desene uygulayalım ve yapıştıralım. Aralarında boş alan bırakmayalım. Boşluklar düzgün görünmez. Tüm parçayı kaplayalım. Tüplerin ekstra uçlarını hattı boyunca keselim. Keskin bir makas kullanalım ki parça bozulmasın. Balığı ahşap bir plakaya yapıştıralım. İşte oldu. Sonuç şık bir duvar resmi. Bu teknikle istediğimiz deseni yapabiliriz. Biz ayı yapmayı seçtik. Siz ne seçeceksiniz? Bu saksı bizim gibi parlak karakterler için çok sıkıcı. Bir fırça ve boyalar kullanarak bunu sarımsı yeşil yapalım.
Boya kuruduğunda kalın uçlu bir fırçayla sarı boya alalım ve saksıya bir sürü daire çizelim. Bunlar gözler olacak. Şimdi de siyah boya ve ince uçlu fırçayla ters kalp şeklinde burun ve ağız yapalım. Dalgalı bir çizgi çizelim ve üstüne dikilmiş dudak şekli oluşturmak için çizgiler yapalım. Gözleri çizelim. Ve spiral göz bebekleriyle bitirelim. Birkaç yara ve gölge daha ekleyerek zombinin doğal görünmesini sağlayalım. Canavar bir çiçek için canavar saksı hazır. Bitkiniz ısırıyor mu? Şimdi de bir parça plastik alalım ve kremle kaplayalım. Üstüne silikon tabancasıyla detayları çizelim. Yuvarlak bir karın, baş ve bacaklar. Silikon sertleşince bunları plastikten alalım. Ve sırt üstü yatan bir hayvan gibi görünecek şekilde birleştirelim. Orta boy bir fırçayla şekle gri, beyaz bir cilt, beyaz bir yüz ve karın yapalım. Siyah patileri belirginleştirelim ve bir yüz çizelim. Bak, tembel hayvan gülümsüyor. Bu şekil mücevherlerimizi düzenlememize de yardım edecek. Şimdi de bir sahte dolar alalım. Köşeleri kıvırıp açalım ve kenarlarına böyle bir şerit yapalım. Parayı uzunlamasına katlayalım. Elde ettiğimiz çizgilerden bir ok yapalım. Buruşuk çizgiler elde etmek için ucunu birkaç kez daha katlayalım. Kenarından bir katını bu şekilde açalım. Açalım ve işaretlediğimiz çizgilerden katlayalım. Ters çevirelim ve kenarlarından biraz daha katlayalım. Sonra kenarlarını içe döndürelim. Diğer kenarına katlar ve bu şekilde hareket eden parçalar yapalım. Köşelerini açalım. Ve bunu yapalım. Ters çevirelim ve kenarlarını içe katlayalım. Sonra dört köşesini kenara doğru açalım. Hafifçe kenarını kıvıralım. İkiye katlayalım ve kenarını uzatalım. Şekli düzgün hale getirelim. İşte oldu. Bir köpek yaptık. En azından biz öyle düşünüyoruz. Ama gerçekten öyle görünüyor. Bu yavru köpeğe bir arkadaş yapalım. Ha ha! Şimdi de size bir sürü ince renkli kağıt şeridinden ne yapılabilir onu anlatacağız. Birkaç şeridi böyle katlayalım. Bir köşesini diğerine yerleştirelim. Ve uçlarını böyle bir kare şeklinde bağlayalım. Kağıdı sıkıştıralım. Şimdi de 3 şeridi dış köşelere doğru kıvıralım. Birbirinin üstünden geçirelim ve şekli 4. şeridi ilmekten geçirip böyle sabitleyelim. Şeritlerin ucuna ulaşana kadar aynı şeyi yapalım. Sonra yeni şeritleri alalım ve bunları pirit kullanarak yapıştıralım. Sıkılana ya da kağıtlar bitene kadar yayı dokumaya devam edelim. Sonunda fazlalığı keselim. Sonuca hayran olacaksınız. Hem sıkıntıyla savaştık hem de bir stres atma oyuncağı yaptık. Bu arada istersek yaya tekrar daha fazla şerit de ekleyebiliriz. Bir sonraki fikir için bir mukavva parçası alalım. Kağıdı geniş bir fırçayla farklı renklere boyayalım. Farklı renklerde parçalardan detayları keselim. Sonra ince uçlu bir fırça alalım ve detaylara renkli desenler yapalım. Bunları birleştirelim. Parçaları şirin kuşlar elde edecek şekilde birbirine yapıştıralım. Şekilleri uzun bir tele sabitleyelim. Bakın saksıya ne konmuş. Bu kuşlar Pablo Picasso tabloları gibi. En iyi yanında tüm yıl boyunca parlak renkleriyle bizi mutlu edecekler. Şimdi de bir kağıt parçası alalım ve bunu çizelim. Parçayı keselim. Bundan büyük bir ev yapalım ve ek yerlerini silikonla sabitleyelim. Evi altı rengine boyayalım. İnce uçlu fırçayla bir kapı ve pencere çizelim. Çatısına bir baca yapıştıralım. Köpük top ve ince bir tel alalım. Topa bir sürü tel parçası yerleştirelim. Şimdi de birkaç raptiye alalım ve köpük lastiğe saplayalım. Balonları eve sabitleyelim.
Yukarı Bak filmindeki ev gibi görünüyor. Yapıyı haritada bir yere yerleştirelim. Artık gitmek istediğimiz yerleri işaretleyebiliriz. Ne de olsa seyahat hayattır. Sıkıntıyla savaşmak için verdiğimiz fikirleri sevdiniz mi? Öyleyse en çok hangisini ilginç buldunuz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.